Merhaba arkadaşlar. Yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün kuşbaşı pide yapacağız. Geçen pide yaptık. O kapalı bafra pidesiydi. Şimdi pidecilerin yaptığı usulle ben size bir pide yapacağım. Daha önce söylemişim. 94-95 yılında ben deniz kıyısında bir kabataya işletmiştim. Orada pidecim vardı. Oradan tabii ki bazı püf noktalarını almıştım. Gerçek pideci tarifim daha eski videolarda var ama bu hem güncelleme olacak hem pidesini kendim yapacağım. Şimdi ben şunu diyeyim önce. Eğer yakınınızda bir fırın varsa malzemenin içini hazırlayıp fırına götürüp yaptırırsanız daha güzel olur. Bunu her zaman söylüyorum. Odun fırının tadını hiçbir şey vermez. Hem o daha hızlı piştiği için pideleriniz kurumaz. Ama öyle bir imkanı olmayanlar, şu anda mesela benim öyle bir imkanım yok, bu tarifle gayet güzel pideler hazırlayabilirler. Şimdi ben size malzemelerimi söyleyeyim. Yarım kilo sırt eti aldım. Sokum eti. Gene her zaman benim kullandığım. Bunu soteleyip doğrattım. Şimdi bunu açacağız, bakacağız. Eğer birazcık iri varsa onları da ufaltacağız. Ufak ufak olması gerekiyor. 4 tane şu boy domates, ufak boy dal domateslerden aldım. 2 tane sivri biberimiz var. 1 tane ufak soğanımız var. 1 tutam maydanozu ufak ufak doğradım, kıydım. Karabiberimiz var. Tabii ki. İstenilen miktarda kaşar. Yani şu bu miktar yeter bir pideye. Daha az, daha çok kullanabilirsiniz. Gene istenilen miktar sucuk dilimledim. Bu kaşarlı sucuklu için kuşbaşıların bazılarında kullanacağım bu sucuğu. Başka neyimiz var? Şimdi bunu 5 pideden yapacağım. 5 pide için 3.75 bardak un, yani 3 bardak dolu dolu, 4. bardağa 2 parmak eksik un. Yani bu aşağı yukarı tam 5 pideden gelir. Öyle hesap ediyorum. 1 tepeleme çay kaşığı kuru maya, 1 tepeleme çay kaşığı tuz. Bir de karabiberim var. Siz daha değişik baharatlar kullanabilirsiniz. Malzemenin içine koymak için de birazcık sıvı yağınız. Şimdi malzemeleri hazırlamaya başlayalım. Öncelikle biberlerimizi doğramaya başlayalım. Buna kapya biber de koyarsak daha lezzetli olabilir. Ama ben şu anda kapya biber bulamadım. Yeşil sivri biberle idare edeceğiz. Şu şekilde açalım. Şöyle. Size böyle ince ince doğruyoruz. Biberlerimizi hazırladık. Soğanımızı gene aynı şekilde ince ince. Şekilde soğanımızı alıyoruz kabımıza. Şimdi etin durumuna bakalım. Bu yağlarını kullanmayalım arkadaşlar. İsteyen kullanabilir ama ben kullanmayacağım. Bunda mühim olan etin ufak olması arkadaşlar, baktım bayağı bir ufak doğramış,
Arada büyükler varsa onları ayırıyoruz. Şöyle inceltiyoruz. Ne kadar ufak olursa o kadar daha rahat pişer. Gerçi bu sokum eti. Ama şu şekil yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar ufak bir hata yap. Kameranın tuşuna tam basmamışım. Kamera çekim yapmamış. Ben de bu arada çekiyorum zannedip de malzemeleri attığım için yani yaptım. Domatesi tüp tüp doğradım. Maydanozları attım. Yani o başka bir şey yok. Sadece ölçüsünü bir daha söyleyeyim. Bir tatlı kaşığı tuz. Dolu dolu. Bir çay kaşığı da karabiber. Bunları böyle güzelce karıştırıyoruz. Böyle yaptıktan sonra bir sitte sarıp buzdolabına koyuyoruz arkadaşlar. Yani bunun bir saat kadar beklemesi, malzemelerin böyle birbirine karışması, etin, karabiberi, domatesin, biberin mayesini emmesi gerekiyor, soğanın mayesini. O zaman daha güzel olacaktır. Şimdi bunu ağzını kapatalım, buzdolabına koyalım, hamurumuzu yapmaya başlayalım. Şimdi hamurumuzu yapmaya geçelim. 3.75, yani 3 bardak tam. 4. bardağa 2 parmak eksik un koydum. Bir daha söyleyeyim. 1 çay kaşığı tepeleme kurumaya, 1 çay kaşığı tepeleme tuz. Şöyle atıyorum. Önce bir karıştırıyorum. Daha iyi olur. Buna 1.25 su. Ilık su. Tahminim yeterli. Yeterli olmazsa ununa göre değiştiği için ayarlayabilirsiniz. Un ekleyerek, su ekleyerek. O kadar sorun değil. Bakayım. Az bir şey daha bir su ilave edeyim. Geçen yaptığım undan farklı bir un. Bunun su alma oranı biraz daha fazlaymış. Şimdi bunu bir güzel yoğuruyoruz arkadaşlar. Ben 10 dakikaya yakın yoğururum bunları. Hamuru ne kadar yoğurursa o kadar güzel açılır. Hamurumu 10 dakikaya yakın yoğurdum. Arkadaşlar yoğurun, üşenmeyin. Çok güzel olur hamur yoğurmakla. Bu şekilde üstünü kapatacağım bir bezle. Ilık bir yerde yarım saat dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. En az yarım saat bir kendine gelsin. Hamurumuz dinlendi. Şimdi bunu şöyle bir kere daha şöyle bir yoğurayım. Dinlendikten sonra hamuru yoğurmak, şöyle bir boşluktan almak iyidir. Hamurumuzu bu şekilde uzatıyoruz. 5 eşit parçaya bölüyoruz.
şekilde üstünü örtüp bir 15 dakika daha dinlendiriyoruz arkadaşlar. Evet, hamurlarımız da dinlendi. Şimdi açmaya başlayabiliriz. Arkadaşlar burada yapılan bir yanlış söyleyeyim. Bunun hamurunun içine şeker atıyorlar. Şeker atarsanız hamurun içine olmaz mı? Olur ama pastane pidesi gibi olur. Esas orijinal pidecilerin yaptığı hamurda şeker yok. Yani en azından ben görmedim. Çünkü pideciyle beraber çalıştım. Birkaç pideci arkadaşım da var. Hiçbiri şeker kullanmıyor hamuruna. Bakın dinlendi, ne kadar güzel ve kolay açıldı. Şahane. Kullandığım un daha iyiymiş geçenkinde. Şu şekilde açalım. Önce 3 tanesini açtım. Size göstermek için bir tane de kaşarlı sucuklu yapacağım. Böyle ızgarayı çıkarıyoruz fırından. Üstüne bir pişirme kağıdı koyuyoruz. Böylelikle alttan da ateş alacak. Geçen videoma dediğim gibi tepsiye koyduğumuz vakit altının kızarması biraz zor olabiliyor arkadaşlar. Çoğu fırın iyi kızartmıyor. Bu şekilde altı daha güzel kızarıyor. Önce şu kaşarlığı yapayım. Burada aceleye gerek yok. Biz kendimiz profesyonel pideci değiliz. Yavaş yavaş istediğiniz şekilde yapın arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde. Ucunu şöyle yapıştırdığınız vakit pideniz hazır olacaktır. Şöyle. Sucukları biraz pişmeye yakın atın. Daha güzel olur. İçimiz de dinlendi. Aslında bu yarım gün dinlense daha güzel olur. Bu arada fırınımı da açtım. 230 dereceye. Şöyle uzatıyoruz. Malzeme kalacak diye korkmayın arkadaşlar. Çok bol da malzeme pek de iyi olmuyor. Bunu söyleyeyim. Yani her şeyin bir kararı var. Bu kararında koymak lazım malzemeyi. Şöyle uzatıyoruz bir daha ve bu şekilde 230 derece ısıttığımız fırına veriyoruz. Evet, pidelerimiz pişti.
Gördüğünüz gibi mis gibi kızardılar. Şimdi daha çıkarı çıkarmaz ben de hemen bunun kenarlarını yağlıyorum. Bu çok önemli. Pidelerimizi yağladık. Benim burada bir tavsiyem olacak arkadaşlar. Bunu biz ev fırında yaptığımız için biraz tabii normal fırına göre geç pişiyor. Onun için biraz sert oluyor hamurlara. Şöyle üstünü başka bir kağıtla kapatıp bir 5 dakika bekleyip kendine getirirseniz daha güzel olacaktır bu. Şimdi pidelerimizi terlettik. Keselim çıtırsına bakalım. Bence mükemmel oldu. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğen tuşuna basıp değilsiniz kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Buyurun afiyetle.